Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavada sadece 5 dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz çok ama çok nefis bir pizza tarifi paylaşacağım. Hamur yoğurmakla uğraşmadan sadece 2 lavaşla son derece nefis pizzalar hazırlayabilirsiniz. Bu nefis tarifi çok beğeneceğinizi umuyorum ve sizleri bekletmeden hemen pizzamın yapılışına geçiyorum. Önce lavaş pizzamızın sosunu hazırlıyorum. Sos için burada 1 yemek kaşığı biber salçası var. Biber salçasının üzerine 1 diş sarımsağı rendeliyorum. Yarım tatlı kaşığı kekiğim var. Kekiğimi ekliyorum. Biraz karabiber çekiyorum. Karabiber çok yakışıyor. 1,5-2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Ve önce şöyle bir karıştırıyorum. Çok lezzetli bir sos oluyor arkadaşlar. Genelde pizzalarımı bu sosu hazırlıyorum ben. Şöyle. Şu anda bile ekmek banıp bir yenmelik oldu. Biraz açmak için sıcak su ekleyeceğim. Böyle çok azıcık ekliyorum. Kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Ve sosumuz hazır. Hemen şimdi pizzamı hazırlayacağım. Lavaş pizza için tavamı ocağa aldım. Tavamın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Ve tereyağı eritiyorum. Tereyağım eridi. Eriyen tereyağın üzerine 1 adet lavaşı koyuyorum. Bu şekilde altını birazcık kızarmasını sağlayacağım. Lavaşımın arkası epey ısındı. Şimdi şöyle bir çeviriyorum. Şimdi lavaşımın üzerine hazırlamış olduğum pizza sosundan şöyle bolca koyuyorum arkadaşlar. Burada da rendelemiş olduğum bir kase kaşar peynirim var. Şöyle kaşar peynirlerini bolca lavaşımın üzerine serpiştiriyorum. Kaşarların üzerine bir miktar pul biber serpiştiriyorum. Bir miktar nane serpiştiriyorum. Ve sucuk dilimleri koyuyorum. İkinci lavaşımı da bu lavaşın üzerine koyuyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ve ters çeviriyorum. Bu arada lavaşın altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Bu şekilde kızardığı zaman çok daha lezzetli oluyor. Ve pizza için hazırlamış olduğum sosun kalanını da bu şekilde lavaşın arka kısmına sürüyorum. 2 adet lavaşla çok nefis bir pizza hazırlamış olacağız. Hazırlamış olduğumuz sos tam geldi. Şimdi sosun üzerine tekrardan kaşar peynirleri serpiştiriyorum. Şöyle. Ve yine şu şekilde tekrar sucuk taneleri koyuyorum. Bu defa tavamın kapağını kapatıyorum. Ve sıcaklığıyla kaşarlar eriyip sucuklar pişene kadar bu şekilde pişireceğim. Daha sonra da sıcak sıcak servis yapacağım. Pizzanın kaşarları eridi. Sucukları da pişmiş görünüyor. Şöyle, evet, gayet güzel olmuş bence. Altını kıstığımız için üzeri de çok güzel bir şekilde pişti. Zaten normalde tavada pizza yaparken hamuru bile gayet güzel pişiriyor. Şimdi üzerine çok azıcık maydanoz serpiştiriyorum pizzamın. Şöyle yeşillik güzel oluyor. Dilerseniz bu şekilde hazırlayıp fırında da pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ama tavada da sıcağıyla gayet güzel bir şekilde pişiyor. Hemen servis tabağıma alıyorum. Öğrenciler için
için veya vakti çok kısıtlı olanlar için çok ideal bir tarif. Denediğiniz zaman eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hemen şöyle pizzamı bakın, gerçekten çok çok nefis bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.